Eyyubi hanedanının ilk hükümdarı olmuş, Kudüs'ü Haçlılardan alarak 88 yıl süren Frank işgaline son vermiş, Mısır, Suriye, Yemen ve Filistin'in sultanlığını yapmış, Hristiyanların misilleme olarak düzenledikleri 3. Haçlı Seferi'ni etkisiz hale getirmişti. Tarih bu isme Selahaddin Eyyubi dedi. Selahaddin Eyyubi 1138 yılında Irak'ın Tikrit şehrinde dünyaya geldi. Babası Necmettin Eyyubi, Selçuklu emiri İmadettin Zengin'in hizmetinde görevliydi. Baalbek ve Şam'da büyüyen Selahaddin Eyyubi iyi bir din eğitimi aldı. Askeri hayatına Zengin'in oğlu ve Ardılı emiri Nurettin'in komutanlarından amcası Asadettin Şirkuh'un hizmetine girmesiyle başladı. Amcası Şirkuh'un ölümünden sonra henüz 31 yaşındayken hem Suriye birliklerinin komutanlığına hem de Melik ünvanıyla Mısır vezirliğine atandı. ...1171'de Mısır'da Şii Fatimi halifeliğine son vererek Sünniliğe dönüldüğünü ilan eden Selahaddin Eyyubi, böylece Mısır'ın tek yöneticisi durumuna gelmişti. Mısır'a hakim olunca kendisine ve Türklere karşı direnen Fatimi çevreleriyle onları destekleyen Haçlılar ve Bizanslarla mücadeleye girişti. Cevher adındaki saray ağası liderliğindeki Fatimi muhalifleri Selahaddin Eyyubi'yi iktidardan düşürmek için Haçlılarla temasa geçti. Bunu öğrenen Selahaddin Eyyubi, saray ağası Cevher'i ortadan kaldırttı. Cevher'in öldürülmesi üzerine Fatimi muhalifleri isyan ettiler. Selahaddin Eyyubi bu isyanı kısa sürede bastırdı. Mısır'a tam anlamıyla hakim olan sultan, Sünni medreselere ve yeni kurumlar açtırdı. 1170 ve 1173 yıllarında Kudüs Haçlı Krallığı'na karşı seferlere çıktı. 1173'te ağabeyi Turan Şah kumandasında önce Nübe'ye, ardından Hicaz ve Yemen'e karşı seferler düzenlendi. Nübe'ye yapılan sefer olumsuzdu ama Yemen ve Hicaz alınmıştı. Ayrıca Libya ve Tunus'un bir kısmı Selahaddin Eyyubi'ye bağlandı. 1174'ten 1186 senesine değin Suriye, Kuzey Mezopotamya, Filistin ve Mısır'daki tüm Müslüman topraklarını kendi bayrağı altında toplamaya başladı. 1176'da Halep-Musul kuvvetleriyle anlaştıktan sonra Haşhaşilerin merkezi Masyaf Kalesi'ni kuşatıp topraklarını yağmaladı. Haşhaşiler onun iyi bir komutan olduğunu ve onun üstesinden gelemeyeceklerini anlayınca onunla iyi geçinmeye söz verdiler. Ve bundan böyle aralarında kötü bir olay daha yaşanmadı. Haçlılar topraklarından geçen zengin bir Müslüman kervanını aradaki anlaşmaya rağmen yağmalayıp mallarına el koydu ve yolcuları esir aldı. Selahaddin Eyyubi hem esirlerin hem de malların geri verilmesini istedi ama kral bu teklifi kabul etmedi. Bunun üzerine Haçlılara karşı büyük bir sefere çıkmaya karar verdi. Haçlılara büyük bir bozguna uğratan Selahaddin Eyyubi Haçlı kralını da esir almıştı. Selahaddin Eyyubi bu zaferden sonra bir fetih hareketine girişti. Filistin'den Akka, Taberiye, Askalan, Nablus, Remle ve Gazze dahil birçok şehir ele geçirildi. Birkaç hafta içinde büyüklü küçüklü tam 52 şehir fethedilmişti. Zamanla sahtekarlık, ahlaksızlık ve gaddarlıktan uzak, cömert, erdemli ve kararlı bir hükümdar olarak ünlendi. Sıra Kudüs'e gelmişti. Selahaddin Eyyubi 20 Eylül 1187'de Kudüs'ü kuşattı. Düşmanlarının tümüyle yoksun olduğu komuta yeteneğiyle tükenmiş ve susuzluktan bitkin düşmüş bir Haçlı ordusunu Kuzey Filistin'de Taberiye yakınındaki haddinde sıkıştırdı ve bir hamlede yok etti. Haçlıların verdiği kayıpların büyüklüğü Müslümanların Kudüs Krallığı'nın neredeyse tümünü ele geçirmesini sağladı. Selahaddin Eyyubi Haçlılara en büyük darbesini ise 88 yıl Frankların elinde kalan Kudüs'ü 2 Ekim 1187'de teslim aldı ve Frankları ortadan kaldırmıştı. Kudüs'ün düşmesiyle derinden sarsılan Batılılar yeni bir Haçlı Seferi çağrısında bulundu. 3. Haçlı Seferi çok sayıda büyük soylu ve ünlü şövalyenin yanı sıra 3 ülkenin krallarını da savaş alanına çekti. 3. Haçlı Seferi uzun ve tüketici oldu. Haçlılar o kadar geniş bir ordu toplasa da Selahaddin Eyyubi'nin askeri zekası önünde hiçbir şey yapamadılar.
İmar faaliyetleriyle de yakından ilgilenen Selahaddin Eyyubi, devrinde fethettiği şehirlerde çok sayıda medrese, zaviye, cami, köprü, kale, hamam ve benzeri şeyler inşa ettirmiştir. Onun bu faaliyetleri kendisinden sonra gelen devlet adamlarına örnek olmuştur. Zamanını ilmi konularda veya devlet işleriyle geçirirdi. Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip hafız olmuş, Arapça, Türkçe, Farsça ve Kürtçe dillerini iyi bilirdi. Dindar, merhametli, cömert, güler yüzlü, sağlam iradeli, mert ve heybetli bir kişiydi. Ne kadar sert mizaçlı olsa da merhameti de o kadar büyüktü. Eman verdiği kişileri kesinlikle cezalandırmamış, Haçlılar onun bu yönünü çok takdir etmiştir. Dünya tarihinde haklı bir şöhret kazanan ve örnek bir sultan olarak gösterilen Selahaddin Eyyubi, Türk İslam tarihinin en tanınmış kahramanlarından biridir. Mehmet Akif Ersoy'unu, Şark'ın en sevgili sultanı, yani Doğu'nun en sevgili sultanı olarak, yabancı tarihçiler ise İslam'ın en saf kahramanı diye adlandırmışlardır. Bu büyük sultan 4 Mart 1193'te Şam'da vefat etti.